Ve ben diyorum ki Fenerbahçe Galatasaray maçına 5 yıldızlı formayla çıksın. Bunu da şuna dayandırsın. Pankartla çıksın. Federasyonumuzun 100. yılını kutluyoruz diye. Federasyon geçen tweet attı. 100. yılımızı kutluyoruz diye. E sen 1923 ile 1959 arasını demek ki sayıyorsun ki 100. yılını kutluyorsun 2023'te. 59 ile 1923 arasında Fenerbahçe'nin 9 şampiyonunu sayıyorsun o zaman. Demeye getirip futbolcular bir pankart tutup 5 yıldızlı logoyla, formayla sahaya çıkmalı diyorum. Çıkmasa bile gelecek sezon büyük meseleler olacak arkadaşlar. Bakın, kulüpler şimdiden gelecek sezonun planlarını hem kadro anlamında hem de federasyon başkanı anlamında yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, Ahmet Nur Çebi her ne kadar reddetse de bendeki haberler federasyon başkanlığını istediği yönünde. Şu anda federasyon başkanlığı için adı geçen isimler Mehmet Büyükekşi. Şimdi bak, 11 Haziran'da İzmir'de Fenerbahçe Başakşehir finali var. 12 Haziran'da da Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri var. Mehmet Büyükekşi yeniden aday olacağını duyurdu. Kulüplerden de destek istiyor. Aynı zamanda Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ, Murat Aksu, Adnan Polat, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Hüsnü Güreli, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı. Bunların da isimleri geçiyor. Bakın isimlere bakın. Oo, nereye doğru gidiyoruz? Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe şu anda Mehmet Büyükekşi'ye daha yakın. Ama Beşiktaş'ta Galatasaray Mehmet Büyükekşi'yi çok istemiyor. Hatta Ahmet Nur Çebi sürece göre Galatasaray'ın desteğini alırsa federasyon başkanlığına adaylığını açıklayabilir. Yine dün Voleybol Federasyonu'nun bir programında Ahmet Nur Çebi bu şekilde sarıldı Dursun Özbek'e. Geçen haftalarda ağır tepkiler verdiği Dursun Özbek'e, işte Galatasaray'a arkasından bu şekilde bir... Ya futbol dünyasını ben artık anlayamıyorum. Tabii ki dostluk her zaman güzel ama bu kadar ağır sözler söyledikten sonra ya buradan bana gelen haberler şöyle. Federasyon başkanlığı seçiminde Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi birlikte hareket edecek, Fenerbahçe'ye karşı farklı bir adayı destekleyecekler şeklinde bir bilgi var. Bakalım işler nereye gidecek? Hatta Influencer Süper Chat için teşekkürler. Fener Tuar'dan Ahmet Konanç'a selamlar demiş. Eyvallah. Hatta bugün Taktik Manya kanalında Göksel Gümüşdağ ile ilgili çok ilginç bir haber paylaşıldı. Okuyayım. Bakın abi, ne kulisler dönüyor, ne kulisler dönüyor. Borussia Mönchengladbach'ın, sıkı durun, Borussia Mönchengladbach'ın Başakşehir'in %40'ını satın aldığı iddia edildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise kulüp başkanlığı görevinden ayrılarak federasyon başkanlığına adaylığını koyacağı belirtildi. Abi neler dönüyor neler ya. O yüzden ben her bir fotoğrafı çok çok satır arası okur gibi yakından okumaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ryan Kent'i gördüm. Tekrar ediyorum, bendeki haber nettir. Fenerbahçe Ryan Kent'le ön sözleşme imzaladı. 300.000 euroluk cayma bedeli var. İki taraftan birisi cayarsa 300.000 euro cayacaklar ve muhtemelen cayan olmayacak. Ryan Kent, Glasgow Rangers'ta sezonu tamamlayan, bonservisini eline alan İngiliz 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu. Oraya tabii Fenerbahçe Zaha'yı da almaya çalışıyor ama şimdi Zaha orada da oynar, biraz önde de oynar, sağda da oynar. Fenerbahçe ile anlaştı. Bu transfer sezonun bitimiyle bence açıklanacak. Ryan Kent'in bu sezon yaptığı asist sayısı 10. Geçen sezon 19, bir önceki sezon 15. Yani ortalaması 14-15 asistle sezonu tamamlıyor. Asist yapan kanat oyuncusu eksikliği Fenerbahçe'de netti. Ayrıca Rossi'de artık gına geldi. Böyle zayıf, çıt kırıldım, İkili mücadelelerde üste kalamayan, ikili mücadele sayısı az olan oyunculardan da sıkıldık. Ryan Kent bu anlamda biraz daha omuz omuzayı iyi oynayan bir oyuncu ama daha da iyisi alınmalı yanı sıra. O yüzden Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin tam saha baskısıyla çok istediği bir diğer kanat oyuncusu, bunu da söyleyelim. Sirkülasyondan bahsettik. Bugün Almanya'nın Bild gazetesi yazdı. Augsburg Fenerbahçe'ye 4 milyon euroluk bonservis bedelini opsiyonu kullanarak ödemiş ve Berisha'yı almış. Sözleşmesine 20 milyon euroya serbest kalır gibi bir rakam yazıp bu oyuncuyu da elden çıkarıp, yani 4 milyon alıp 20 milyon euroya satıp 15 milyon ya da 10 milyon euro kar etmeyi düşünüyormuş. Bu paralar eder mi? 20 etmese bile 15 milyon euro Augsburg bu oyuncuyu satabilir. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Bu sezon satmasa bile seneye satar. Bu sezon yine attığı ve attırdığı gollerle özellikle 2 Bayern Münih maçında Mercin Berisha Kosovalı kardeşimiz çok fazla öne çıkmıştı. Fenerbahçe zarar mı etti? Etmedi. Rogon getirmişti onu Red Bull Salzburg'dan. Fenerbahçe yaklaşık 5 milyon euro falan vermişti. Çok büyük bir zararı olmadığını söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Atilla Zalai'yi elden çıkarmalı. Bakın, Macaristan milli takımına seçilmişken hazır satılmalı. Çok büyük bireysel hatalarla oynuyor. Gelişimi durdu. Bakın ne diyorum ben, Altay'ın gelişimi durdu. Yoksa ben Altaycıydım ama gelişimi durdu kardeşim, burası Fenerbahçe. Daha iyisi gelecekse daha iyisi gelecek. Atilla Zalai'nin de durdu Altay gibi gelişimi. Hatta Macaristan milli takımı kadrosuna ilk kez davet edilen yeni bir Macar stoper Gábor Szalai. Onun da adı Gábor Szalai. Atilla Zalai'den formayı alabilir diyor Macar basını. Eğer Macar milli takımındaki yerini de kaybederse Atilla Zalai, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu satması daha da zorlaşır. Bunu ifade etmiş olalım sizlere değerli arkadaşlar ve devam ediyoruz. Gündüz ben de paylaştım ama alıntılayarak, Sabah'ın haberiymiş bu. Hatta Sabah'ın Günaydın Ekin'in haberi galiba. Galatasaray bunu yalanladı. Direkt yalanlamadı ama en son bir yetkili yalanladı orada, ismini hatırlamıyorum. Sonra az önce Instagram'dan hikaye attı. Bu haberleri paylaşıp yalan diyerek Muslera. Haber şöyleydi. İşte bir uçağa biniyor takım. 150 dolarlık parfümünü kayboluyor. Takım arkadaşları sakladı diye 150 dolarlık parfümünü Muslera uçağa birbirine katıyor. Şimdi haber buydu. Sabah'ın haberiydi galiba. Şimdi Muslera dedi ki bundan önce hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm geçtim. Ama bu parfüm haberi bu kadarı fazla. Benim takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli taraftarlarımızın tek hedefi önümüzdeki ilk 90 dakika, yani Ankaragücü maçı diyor. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim burada. Zaten böyle bir şeyin olması mantıksızdı. Yani 150 dolarlık parfüm için 150 dolarlık parfüm için Muslera'nın uçakta ortalığı birbirine kattığına ben çok inanmadım. Tamam mı? Ama burada asıl soru şu. Belki gerçekten bir parfüm sıkıntısı oldu. Mesela kayboldu arkadaşlar, nerede dedi. Ama bu mesela asıl soru şu. Galatasaray'ın içine dair bazı meseleler olduğundan çok fazla abartılarak dışarıya mı sızdırılıyor? Bu özellikle Muslera aleyhinde mi yapılıyor? Muslera'ya dair bazı hoşnutsuzluklar var. Muslera'nın gitmesini isteyenler mi var Galatasaray'ın içinde? Böyle gerçekten belki olmuş olayları abartarak, parfüm kaybolmuş, haber bu mesela, ama dışarıya böyle mi sızdırıyorlar? Ortalığı birbirine kattı, Muslera mutsuz olsun gitsin diye mi? İnsanın aklına gelmiyor da değil arkadaşlar. TikTok'tan da abone oldum demiş Ozan Acınıklı, çok çok teşekkürler. Desteğiniz için çok çok teşekkürler. Eyvallah. Kendine gel. Adamı dinliyorum ben, biri gelmiş izlemiyorsan çık falan. Vallahi burada büyük kavga var. Burada Galatasaraylı arkadaşların sayısı daha fazla. Hem izliyorlar hem de sataşıyorlar. Kalbimizde ve başımızın üstünde ağırladık sizleri. Hakaret olmadıkça sıkıntı yok. Hakareti gördükçe atıyorum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Andre Pirlo'nun bugün yaptığı açıklama benim kafamı çok karıştırdı. Acaba Fenerbahçe ile anlaşmış olabilir mi? Şimdi Ahmet Konanç neden böyle düşündü? Pirlo biliyorsunuz Karagümrük'ten ayrıldı. Ayrıldıktan sonraki ilk açıklaması aynen şöyle. Kişisel ve profesyonel gelişimim için çok önemli bir yıl oldu. Güzel bir şehir, farklı bir kültür tanıdım. Ancak sonunda yeni bir meydan okuma arzusu galip geldi. Yeni bir meydan okumayı Fenerbahçe'de mi yapacak acaba? Çünkü ben başkanın 4 yabancı ile görüştüğünü öğrendim. Bir tanesinin Montella olduğunu 3-4 gündür söylüyorum. Diğerlerini öğrenemedim. Pirlo olabilir mesela. O da yeni bir meydan okuma demiş. Neden olmasın ki? Çünkü bana göre yerli gelmeli. Anlaşıldığı kadarıyla Montella'dan şunu anlıyorum. Yabancı olursa bari içeriden bir yabancı olsun da yerli kadar olmasa bile ligi tanıyan bir yabancı olsun. Mesela ben size soruyorum. Fenerbahçe'nin önünde 2 tane alternatif olsa, Jesus gidiyor olsa ama. Jesus gidiyor olsa. Pirlo mu Montella mı? Mesela. Sizce hangisi olmalı? Bu da bence güzel bir soru. Hani Pirlo mu Montella mı? Bu da bence fena bir soru değil değerli arkadaşlar. sevgili dostlar. Şimdi Fenerbahçe'nin rakibi 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak, 20.45'te oynanacak maçta Başakşehir oldu. Başakşehir rakibinin Ankaragücü'nün Ali Şansalan tarafından 10 kişi bırakıldığı maçta 2-2'lik beraberlikle finale çıktı. İlk maçı zaten 1-0 kazanmıştı sevgili arkadaşlar. Hayırlı olsun, 11 Haziran'da bu final oynanacak. Öncesinde de 4 Haziran Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe lig finali olabilecek bir maç oynanacak. Bu maçın lig finali olup olmayacağı da öncesinde 30 Mayıs'ta Ankara'daki Ankaragücü Galatasaray maçında belli olacak. Maçlar birbirine çok bağlı. Türkiye Kupası'nda da ligde de acayip bir Huni'nin, ateşten bir Huni'nin, sıkışık bir alanın takvimin içine girdik sevgili arkadaşlar. Dün bir haber verdim, bugün de yine bahsettim. Fenerbahçe bir sağ bek arıyor. Fransa'da Rennes takımının Malili 31 yaşındaki sağ beki, 31 yaşındaki sağ beki Traore Fenerbahçe'nin gündeminde. Oyuncu Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikasına uyuyor. Yıldız ve bonservisi elinde. O da ayrılıyor birkaç maç sonra Rennes takımından. Avrupa Ligi'nde Rennes formasıyla bu sağ bek Malili 31 yaşındaki Traore Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da etkili bir performans ortaya koymuştu. Fenerbahçe Osayi Samuel'i satmak istiyor. Onun yerine bir sağ bek istiyor ve bu Rennes takımının 31 yaşındaki Malili sağ beki Traore de Fenerbahçe'nin gündeminde sevgili arkadaşlar. Mert Müldür hem sağ bek hem stoper mevkinde oynuyor. Sassuolo'daki oyuncu. Ben bu oyuncunun doğru bir transfer olacağını düşünmüyorum. Mert Müldür'ün doğru bir transfer olacağını düşünmüyorum. Benim düşüncem bu. Ben Traore'yi özellikle bu iki maçta çok başarılı bir oyuncu olarak gördüm. Fenerbahçe'nin sağ bek noktasındaki temasları da bu noktada devam ediyor. Bak şimdi Emir Demir sen ne konuşuyorsun demiş. Bak gördüm bir tane hemen. Bu bence bir hakaret çünkü dalga geçmek var. Engelle, kusura bakma, onayla. Burada da sepete gönderiyorum ha. Şimdi Süper Kupa mesela Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazandı. Galatasaray ligde şampiyon oldu. Hop lig başlamadan önce Haziran Temmuz ayının sonları gibi muhtemelen Süper Kupa finali oynayacak Fenerbahçe ile Galatasaray. Ama şöyle olsa şimdi Türkiye Kupası'nda Galatasaray yok. Şimdi Fenerbahçe'nin 2 kupa ihtimali teknik olarak var. Galatasaray'ın 1 kupa ihtimali var. O yüzden bu senaryo şöyle gerçekleşebilir. Fenerbahçe hem Türkiye Kupası'nı alır hem de Süper Lig'i alır diyelim. İkisinde de Fenerbahçe kupayı aldı. Bir daha ligi ikinci bitirdi diye Galatasaray'la Süper Kupa oynamasına gerek var mı? Gerek yok abi, ne oynayacaksın? Onun yerine 2010-2011 sezonunun oynatılmayan Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Kupası'nı oynatsınlar Temmuz ayında. Fenerbahçe 2 kupayı da alırsa Galatasaray'la ne Süper Kupa oynayacak ki daha kardeşim? 2011'deki oynatılmayan Süper Kupayı oynatsınlar. Bunu da zamanı geldiğinde gündeme daha sıkı sokacağım. Daha Twitter'da çok bağırmadım bunları. Onları söyleyeceğim. Ama önce şu salı gününü bir yaşayalım. Önce salı gününü bir yaşayalım. Hatta yazalım ya. Dur ya. Dur. Beraber tweet atalım. Uzun zamandır beraber yapmıyoruz. Burada beraber yazacağım. Birazdan Twitter'da beraber göreceksiniz. Fenerbahçe 2 kupayı da alırsa Galatasaray ile Süper Kupa oynamasına gerek yok. Fuzili olur. Onun yerine halen oynatılmayan 2011'in Süper Kupa, 2011'in Fenerbahçe Beşiktaş finali gerçekleştirilmeli. Tweet'i beraber atalım. Sokalım abi gündeme. Tamam mı? Abi yazma ya. Abi yazma rezil. Ne alakası var arkadaşlar? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Neler yazma. Abi yazma. Abi yazma. Abi yazma. Ya arkadaş, Fenerbahçe'nin teknik olarak 2 kupa ihtimali var mı? Var. Galatasaray'ın 2 kupa ihtimali var mı? Yok. Niye yazmayayım ya? Allah Allah. Hemen ilk yorum geldi. Abi ne diyorsun sen? Ha Yasin yazmış. Yanlış yorum inşallah demiş. Yasin buradasın. Yasin buradasın. Avusturya'ya selamlar. Benim en büyük destekçilerinden Yasincim. Çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. Harikasın. Asr Fener Şener, sevgili Türknüken, beni yalnız bırakmıyorsunuz. Yayıncılık hayatımda kanalın gelişimi için, moral motivasyon için desteğinizi süper chatlerde gösteriyorsunuz. Burada da gösteriyorsunuz. Emir seni gönderdim. Sen hala burada mısın ya? Ya Fenerbahçe 2 kupayı da alamayabilir. Yani finalde Başakşehir'e kaybeder. Galatasaray Ankaragücü'nü yener. Ali Sami'yle şampiyon çıkar. Veya yenilir ama gelir Fenerbahçe'yi yener. Yine şampiyon olur. İkisini de alamayabilir. Ama teknik olarak bu ihtimal var mı? Var kardeşim. Oo, Twitter yıkılıyor abi. Bir tanesi bana yazmış. Galatasaraylı bir arkadaş. Abi senin her önerinin, her cümlenin bu kadar mantıksız olması büyük başarı demiş, tamam mı? Kardeşim mantıklı olduğu için geliyorsun. Ben mantıklı işlerin adamıyım. Ben Türkiye'nin en objektif yorumcusuyum. Ben bunda çok iddialıyım. Oo ne yorumlar gelmiş. Ankaragücü bu akşam çok yoruldu. 120 küsür dakika oynadı. Şimdi cuma günü dinlenecekler. Cumartesi dinlenecekler. Küçük küçük idmanlar. Pazar günü var. Pazartesi günü var. Salı günü de akşama kadar dinlenecekler. Maç saat 8'de olmalı. 4-4,5 gün dinlenecekler. Herhalde hoca da çok yormaz antrenmanlarda Tolunay Kafkas. Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yaparlar. Çünkü niye? Ankaragücü ligde çok rahatlamadı. Hala 3 hafta falan var ligin bitmesine. Ne olur ne olmaz. Hoca dedi zaten Tolunay Kafkas son maçtan sonra. Dedi ki ligde çok rahatlamadık hala dedi. Bu İstanbul'da Ümraniye'yi 2-1 yendiler ama ki orada Mete Kalkavan doğradı. Burada da Ali Şansalan. Ankaragücü başkanı boşuna konuşmamış demek ki. Galatasaray maçında da doğramazlar inşallah Ankaragücü'nü. Bak. Ankaragücü'nü 2 haftadır hakemler doğuruyor. Onu da atalım tweetini. Onu da atalım. Ümraniye maçında Mete Kalkavan, dur, Ankaragücü'nü Ümraniye maçında Mete Kalkavan maçında da Ali Şansalan yıprattı. Ankaragücü başkanı demek ki boşuna maç öncesi açıklama yapıp uyarmamış. Demek ki Ankaragücü demek ki boşuna maç öncesi uyarmamış. Adam farkında. Bakalım salı günü de Galatasaray maçına kimi versinler? Mesela Galatasaray, Ankaragücü Galatasaray maçına kimi verebilirler sizce? Kim verebilirler mesela? Çok ilginç. Soruyorum. Twitter'dan bunu soruyorum. Hangi hakemi verecekler? Bunu da atalım tweetini. Sizinle konuşurken çok güzel fikirler geliyor. Bunları tweet'e de yansıtıyorum. Süper chat. Orhan Kızılay. Ahmet abi Fenerbahçe'de başka... Aa, bunu okumuşuz ya. Orhan Kızılay. Buna cevap verdim. Murat Aslan Ahmet boş yapma demiş. Halil Umut Meler. Oğuzhan Güngör. Ali Koç'u istiyorum hakem olarak demiş. Herhalde Galatasaraylı sevgili Oğuzhan. Murat 50 kere aynı şeyi yazmışsın. Kusura bakma. Bir kere Ahmet boş yazma diyebilirsin. Ondan sonrası spamdır. Sepette bir kişilik yer vardı. Sevgili Murat, sepette görüşürüz. Ya da görüşemeyiz. Biz sepete girmiyoruz. Gönderiyoruz sadece. Kusura bakma. Abi ne yorumlar gelmiş ya. Abo yıkıldı ortalık. Hani arkadaşlar destek? Açmayalım mı burada yayın? Hani destek? Bakın özetliyorum. Bu yayından çıkan iki tane öneri, önerme, fikir. Sizlerin sayesinde. 1. Fenerbahçe 2 kupayı da alırsa Galatasaray'la Süper Kupa oynamasına gerek yok. Fuzuli olur. Onun yerine hala oynatılmayan 2011'in Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa finali gerçekleştirilmeli. İkincisi, Ankaragücü'nü Ümraniye maçında Mete Kalkavan, Başakşehir maçında da Ali Şansalan yıprattı. Ankaragücü başkanı demek ki boşuna maç öncesi açıklama yapıp uyarmamış. Adam her şeyin farkındaymış. Bakalım salı günü de Ankaragücü Galatasaray maçına hangi hakemi verecekler? Kim verecek? Yapay zeka. Hayır, derin yapay zeka. Onun algoritması çok derin. Çok güçlü. Derin yapay zeka. Derin. Dostlarım teşekkür ediyorum. Önce burayı kapatalım. Takip almayı unutmayın. Tamam. Önce burayı kapatalım. Veda edelim. Oy 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 oy. Teşekkür ediyorum dostlarım. Burada size Mesut Sağlam'ın yorumunu da, yorum haberini de okudum. Bu fotoğrafı da paylaştım. Bunu paylaştım değil mi ya? Ya ışıktan çok görünmüyor ama şöyle yapalım ha. Ahmet Nur Çebi ile Dursun Özbek. Federasyon seçimleri. Süper Chat, Spezyal. Pardon abi geç kaldım. Süper Chat atmaya çok çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Kanalın gelişimi ve motivasyonumuz için bunlar önemli. Sonuçta bir emek var ortada. Takdir edilmiyor olması bizi tabii ki mutlu ediyor. Fatih Kaplan, yapay zekaya komut girilmiştir. Mehmet Süreyya, Lukaku demiş. Emin Gençeli, Ahmet abi seni anlıyorum ama bu MHK ile Ankaragücü Galatasaray'a ancak berabere kalır. Ankaragücü Galatasaray'la berabere kalır. Fenerbahçe Antalya'yı yenerse Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e düşüyor. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için önce Galatasaray'ı en az 3 farkla yenmeli, arkasından da genel avarajda öne geçmeli. Çünkü ilk maçta 3-0 kaybettiği için ikili avarajda 3'ün altındaki farklı galibiyetlerde Galatasaray önde. İşi genel avaraja bırakmalı. Genel avarajda da iyi olmalı. 3-0 yenince zaten genel avarajıyla Fenerbahçe'nin fena değil. Daha iyi durumda oluyor Fenerbahçe diye biliyorum. İkili avaraj eşitlense, genel avaraj eşitlense, sonra neye bakıyorlar? Atılan gole. Orada da eşitlik varsa kimin hükmen yenilgisi var ona bakıyorlar. Orada da hiç hükmen yenilgi yok. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İki takıma bir tane maç oynatıyorlar. Ha o ucu açık. Ben talimatı bugün bir önceki videomu izleyin. Hemen başında anlattım. Ya çift maç içeride dışarıda ya da tarafsız sahada tek maç oynatıyorlar. Bu sezon tarihi bir sezon yaşıyoruz. Deprem olayı, Dünya Kupası arası ilk defa kışa geldi falan. Tarihi sezonda tarihi bir final olabilir mi? Yasin'cim, Avusturyalı Yasin 1907. Süper sticker, teşekkürler. Biz bize o Denyo arkadaşı atsana Ahmetçim. Kim o kardeşim? Ne yazmış? Hemen. Kim o? Abi ne yapacak Galatasaray? Ankaragücü'nü 8-0 mı yenecek? Neymiş, kupada yorulmuş. Neymiş, hakemler Ankaragücü'nün aleyhineymiş bu arada. Ne yapacak Ankaragücü'nü? 8-0 mı yenecek Galatasaray? Bak bunu da tweet atalım. Önce kime atmam gerekiyor? Kimmiş o Denyo dediğiniz ya? Bakayım yukarı doğru. Kim olduğunu göremedim. Şimdi yazalım. Neymiş? Ankaragücü kupada 120 dakika oynayıp yorulmuş. Neymiş? Hakemler Ankaragücü'nü bu aralar doğruyormuş. Futbol bu. Anlık yaşanır bazen olaylar. Anlık gelişir diyelim. Bazen olaylar. Asıl vurucu cümleyi beraber yazalım. Ne olacak yani? Galatasaray Ankaragücü'nü salı günü 8-0 mı yenecek? Atalım bu tweet'i de. Tamam. Değil mi? Doğru yazdık. Neymiş? Ankaragücü kupada 120 dakika oynayıp yorulmuş. Neymiş? Hakemler Ankaragücü'nü bu aralar doğruyormuş. Futbol bu. Anlık gelişir bazen olaylar. Ne olacak yani? Galatasaray Ankaragücü'nü salı günü 8-0 mı yenecek? Aklıma geldi 8-0. Öyle bir anda söyledim. Yasin. Yasin hemen buna da yorum yapmışsın ya. Abi TikTok'ta varsın, YouTube'da varsın, Twitter'da varsın. Değerli kardeşim. Anında çakıyor yorumları sevgili Yasin. Avusturyalı Yasin. Yasin yazsana ya, neler yapıyorsun orada. Zafer Kavasoğlu hoş geldin Zafer abi. Balıkesirli emekli abimiz. Ya bugün bir Instagram postunda Balıkesir Akçay mıydı? Altınoluk muydu? Altınoluk sahilini gördüm. Abi İstanbul'daki bu kaosun içinde o paylaşımları görmek insan yani bizi bizden alıyor ya. Ege çok güzel bir yer ya. Ege çok güzel bir yer. Bak bir tane şike yapılmış sezonun süper finalini neden oynasınlar demiş Mami Can diye birisi. Hemen engelliyoruz tabii ki. Şike mike yok, alın teri. Öyle bir şey yok. Birisi başını almayın da demiş. Onu da hemen engelleyelim. Birisi şımarıklık yapıyorsunuz demiş. Elim alıştı. Bu aralar Twitter'da herkes engelliyorum. Bir Galatasaraylı arkadaş demiş ki tweetimin altına, okuduğunuz paylaşım sadece hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Engelle gitsin. Engelli abi. Elim çok alıştı arkadaşlar. Herkes engelliyorum, bilginiz olsun. Ne boş adamsın, kulakların çınlıyordur demiş. Çınlamıyor, hayır, engelli. Ahmo demiş bir tanesi. Ben de ona yürü diyeyim o zaman, sen de engelli. Ya bayağı bir oğlum harbi sıkıntılısın demiş. Hayır bir sıkıntım yok, gayet normal bir adamım, sen sıkıntılısın, bunu da engelle. Erol Kavas teşekkürler, gurbete selamlar. Sevgili Erol Kavas desteğin için sağ ol. Süper chat mesajları bizim için çok önemli. Çünkü kanalın gelişimi ve motivasyonumuz için bizi değerli hissettiriyor. Oo, uzun süre sonra ilk defa 1 saati geçtik tekrar. Hep böyle maksimum 56'larda 57'lerde bitiriyordum. Bu sefer bayağı bir gittik. Osman Soy'dan güzel. Benim süper chat'i atladın demiş. Özür dilerim sevgili Osman. Saygılarımı sunarak devam edeyim o zaman. Çok teşekkür ederim. Bakayım şöyle. Vallahi bulamadım Osman ya. Ha gördüm. İçimden bir ses Ankaragücü 1-0 diyor demiş. Şöyle bir şey olabilir mi? Ulan şimdi söyleyeceğim bunu, gelecekler caps yapacaklar. Ankaragücü 1-0 Galatasaray'ı yeniyor. Fenerbahçe Galatasaray'ı Antalyaspor'u aynı gece aynı saatte başlayan maçta 1-0 mağlup ediyor. 1-0. Fenerbahçe gidiyor pazar günü Galatasaray'ı da 1-0 yeniyor. Fenerbahçe gidiyor bir sonraki hafta. Yok ya bu kadarını artık söylemeyeyim. Kesin buradan alırlar, video koyarlar. Aa yok. Bu aralar biraz sessiz gitmek lazım. Şu salı gününü bir bekleyelim. Bülent Ergül, terbiyesizlik yapma, eleştiriye de dinle koçum. Bana mı diyorsun? Sevgili, ben eleştirileri hakaret olmadığı için okuyorum ya. Bana demiyorsun herhalde. Burada bir sıkıntı mı oldu chatte? Bülent bana mı diyorsun onu? Niye ben bu nerede yaptım terbiyesizlik? Multi engelle butonu lazım sana. Evet aynen öyle Zafer abi. Eleştiri değil onlar değerli kardeşim. Terbiyesizlik falan da yapmıyoruz. Adam küfür etmiş mesela. Tamam mı? O zaman seni engelleyeceğiz sevgili Bülent Ergül. Madem bize diyorsun kusura bakma. Ha bana demiyor, geri git bak. Az daha Bülent gidiyordun. Bülent az daha gidiyordun. Bülent seni bu biliyorsun, ben blokladığım zaman YouTube'da geri alamıyorum. Kim o terbiyesizlik yapan? İsim ver sevgili Bülent. Neyse boş ver. Hadi bakalım. Neyse. Az daha Bülent, uzun süredir yanlış adam atmıyorduk. Az daha Bülent Ergül'ü yanlış adam olarak atacaktık. Neyse ki tuttuk. Muhammed Çetin, seni çok seviyoruz. Ben sizleri seviyorum. Gurbetteki dostlara selamlar. Gurbetten bir süper chat'im daha geldi. Muhammed Çetin. Eyvallah. Sağ ol Bülent Ergül. Eyvallah. Oo yıkmışız ortalığı yine. Twitter yıkılıyor. Allah Allah. Ortalık yine. Neyse. İyi mi böyle? Son 10 dakikadır sadece muhabbet ediyorum ama hala yaklaşık 1000 kişi var yayında. Perşembe başladık, cumaya girdik. Saat çift 0:21, yani gece yarısı tam. Hala birçok kişi var yayında. Çok teşekkür ediyorum. Cumanız hayırlı olsun bu arada. Cuma gecesindeyiz. Perşembe gecesini cuma sabahına bağlayan gece cumadır artık. Cuma gecesi olarak bilinir. Hayırlı cumalarınız olsun. Onu söyleyelim. Allah dualarınızı kabul etsin. İbrahim demiş ki bugün çok geç kaldın. Maçı bekledim. Maç uzadı yoksa girecektim, bir 30 dakika öyle attı. Maçı bekledim çünkü Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyordu. Başakşehir Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Zor bir final olacak. Başakşehir artık tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı ama Fenerbahçe kalite farkıyla bunu toparlamalı. Almalı yani. Aziz Batumak, KPSS çalışıyorum abi, seninle kafa dağıtıyorum. Bu iyi bir şey mi? Makara yapıyorum mu diyorsun yoksa iyi mi geliyor? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yayını kapat, bütün korkaklar yazmaya başlar abi demiş Sude Çelik. Eyvallah. Di Maria konusunu, Lucas Moura konusunu bir önceki gündüz canlı yayınımda konuştum. Oradan alabilirsiniz son bilgileri. Ahmet Çubukçu. Süper chat. Ankaragücü bu hafta yendi. Biz de Antalya'yı yendik. O zaman Samiyen'de 3 fark ile alırsak şampiyonuz. Zor ama neden olmasın. Hayır hayır. Ankaragücü Galatasaray'ı yenerse, Fenerbahçe'de Antalya'yı yenerse 3'e değil 2'ye düşüyor fark. Gidip her şekilde her skorda yendiğin zaman alıyorsun. Berabere kalırsa puan farkı 3'e düşüyor. O zaman ikili avaraj, genel avaraj devreye giriyor falan falan. Abi ne yorumlar gelmiş ya. Ne yorumlar gelmiş. Twitter'daki son 3 tweetimin altına bakın. Bakayım burada kimi engelleyeyim. Bu Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi bu arkadaş? Fenerbahçeli, engellemeyeyim. Neyse, Fenerbahçelilere biraz torpil geçiyorum. Olsun, o kadar olabilir. Ha, bu embesilsin demiş. Bunu hadi bakalım. Hoşça kal Emrah'cığım. Fenerbahçelilerin o kadar bir farkı olsun yani. Şurada dalga geçmiş. Kusura bakma, beni takip edemezsin. Dostlarım çok teşekkür ediyorum. Nasıl, beğendiniz mi içeriği? Aynen Murat Kaya, sepet boş kalmaz. Denyo kim diyor ya? Denyo kim diyor? Rumuzlu kardeşim. Kim diyor Denyo ya? İsim verin. Bakayım, onu bulayım. Kim demiş Denyo bize? Yok, kimse yok. Tamamdır. Rize'ye selamlar sevgili Barış Tunay. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Sevgili Enes, eyvallah. Beğendiğinize sevindim. Tekrar görüşeceğiz. Ne yapalım? Videoyu like etmeyen kalmasın. Çevresini, artık hepiniz abone oldunuz biliyorum. Çevresinden de abonelik için kanalı önermeyen kalmasın. Herkes bir iki abone getirsin. Şu 80.000'e doğru da gidelim. Sonra 90.000, 100.000 hedefimiz var. Çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni 2 yayınla buluşacağız. Yarın artık bugün oldu. Cuma günü gündüz yayınım, akşam yayınım. Hafta sonu cumartesi pazar maç yok. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu gerçekleşecek ülkemizde. Hayırlısı olsun şimdiden. Hepimiz aynı coğrafyanın, aynı ülkenin evlatlarıyız. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Pazartesi maç yok. Salı günü maç var. Maçlar var. Ligin final günlerinden biri. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.